Durmaz, hayatı kaçırma, her anı dolu dolu olsun. Bildiklerin yeter mi sence? Yanında hep kitap bulunsun. Evdeki hesap çarşıya uysun, ekonomik sağlıklı olsun. Mutfak mis gibi yemek koksun, tarifler havada uçuşsun. Çocuğun için en iyisi olsun, dünya sürekli dolsun. Her şeyin doğrusunu kim bilebilir, en iyisi bir bilene sorulsun. Doğuştan gelen çene problemlerinde tedavi yöntemleri neler? Cilt yaşlanmasının önüne nasıl geçilebilir? Yüze yapılan yanlış botoks uygulamaları ne gibi sorunlara yol açar? Tedavisi mümkün mü? Kulak, burun, boğaz, baş ve boyun cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Tevfik Sözen, İyi Fikir izleyicileri için anlatacak. Merhaba sevgili seyirciler, İyi Fikir'e hoş geldiniz. Tanıtımda da izlediniz. Bugün doktorumuzla çokça başlığımız var. O yüzden WhatsApp hattımızı kullanarak bizlere şimdiden mesaj yoluyla Doktor Tevfik Sözen'e sorularınızı gönderebilirsiniz. Yine mutfağa geçeceğiz. Yine sevdiğiniz bir isim gelecek. Çok farklı tarifleri var ve geçen seferden söz verdiği gibi çok güzel bir ekmek de yapacak. Gürkan Şef ve ekibi geliyor. Gürkan Şef'ten İftar sofralarınız için farklı ve lezzetli tarifler İyi Fikir Mutfağı'nda. Balkan usulü kuru fasulye, kaymaklı biberli turşu, tatlı ekşi soslu tavuk, bulgurlu peynir salatası ve soğanlı fümeli mis gibi ekmek. Bu tarifler kaçmaz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi Fikir Mutfağı'na hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Her zaman olduğu gibi yerimi alıyorum. Tabii sizleri ki keyifle seyredeceğim. Bugün tabii tatmak kısmet olmayacak. Allah tutan herkesin evet, orucunu kabul etsin inşallah. Sevgili seyirciler, sizlere iftar sofralarınız için bakalım Gürkan Şef bugün ne öneriyor? Tabii ki ben de öncelikle herkesin Ramazan ayının mübarek olsun. Sağlıklı, huzurlu, bol, bereketli inşallah. Amin. Evet, tuttuğumuz oruçlar kabul olsun inşallah. Şimdi ne yapacağız? Bugün çok farklı. Hem ekmek yapacağız, soğanlı ve fümeli ekmek. Tavuktan bir yemek yapacağız. Onun dışında hem tatlı ve hem ekşi soslu. Onun dışında bulgurdan bir peynir salatası yapacağız. Bir de hemen şöyle notlarıma bakıyorum. Evet, iki tane de Balkan mutfağından kuru etli, kuru fasulye yapacağız. Aynı zamanda da bir de turşu yapacağız. Oh. Yani farklı bir menü var bugün. Hem iftar içinde uygun olacak diye düşünüyorum. O halde hemen soğanlı ve füme ekmeğimizden başlayalım istiyorum. Burada unumuz var. Evet, şimdi bir zaten tariflerimiz yazıyor, ölçüler. Biliyorsunuz ekmek hani diğer tencere yemeklerinde çok fazla biz el, İşte parmak uçlarıyla belki ölçüler verebiliyoruz. Ancak burada tabii ki ekmek ya da işte pasta işin içine girdiğinde gramajlar devreye giriyor. Ve şöyle bir şey, ekipmanımız olması gerekiyor. Bunu da herhangi bir mutfak malzemesi satan her yerden çok da cüzi bir fiyatlara temin edebiliriz. Hemen de onu göstermiş olalım. Evet. Bir mutfak kilo kartısı mı onun ismi? Evet, evet. Ha, aynen öyle. Bir kilogram una, bir kilogram una, bir adet yumurta kıracağız. Tabii ki ondan önce yalnız şimdi Onur tuzlarımızı atıyor. 1 kilogram una 20 gram sofra tuzu kullanacağız. 40 gram da toz şeker, beyaz toz şeker. Evet, bunu attık zaten. Şimdi yani burada unumuz, tuz ve şeker şu anda evet bir arada. Ne yapacağız bunu? Evet, onu biraz karıştıralım. Bir tane yumurta kırıyorum. Evet. Şimdi bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Tam biliyorsunuz orta kısmına. Sarısıyla ve beyazıyla birlikte. Evet. Şimdi maya mı? Şöyle bir şey var. 40 gram maya. Ama ancak biraz su, biraz da süt ile açıyorum. Yani hem su var hem de süt. Şöyle. Evet. Ne yapacağım burada? Yavaş yavaş aynı yumurtanın üzerine mayamı tamamen kullanıyorum. Bakın. Tabii bunlar olurken biraz daha süt. Biraz daha süt ilave edeceğiz. Tabii burada unlar karışırken ve diğer malzemeler karışırken burada da Engin abi ne yapıyor? İçerisine yani o soğanlı ve füme etimizi hazırlıyor. Beyaz soğan olacak. Kırmızı soğan kullanmıyoruz. Beyaz soğan. Bir de füme etimiz biliyorsunuz kuru et de denebiliyor. Füme et de neden? Burada kuru etimiz var. Burada da füme etimiz var.
Farklı olduklarını birazdan paylaşacağım. Evet, neler kullandın şimdi? Biraz şatlan su. Su, biraz su kullanacağız. Şimdi biz burada füme et koyuyoruz, işte soğan koyuyoruz. Eğer yeterli. Tercihimiz soğan ya da füme etten yana olmasaydı yine de ekmeğin yapılış prensibi bu mu? Tabii ölçüsü tabii, bu mu? Aynen öyle. Eğer ki siz soğan ya da soğan yemiyorsunuz, soğan koymayabilirsiniz. Ya da işte füme eti sevmiyorsunuz, füme eti kullanmayabilirsiniz. Ama ancak ana harcı oluşturmak adına bunları yapmamız gerekiyor. Biraz daha su ilave ediyorum. Şöyle. Bu hani geçen sefer bizim yediğimiz gibi bir ekmek mi olacak? Şöyle tabii ki onun gibi bir ekmek olacak. O çok güzeldi onlar. Değil mi? Şimdi biraz daha su ilave ediyorum. Evet, bu biraz da artık suda göz kararı biliyorsunuz. Çok da böyle sıvı haline gelmeyecek ya da katı da kalmayacak. O hamur dediğimiz, daha doğrusu evet hamur harcı gibi olacak. Evet, füme etimiz gördüğünüz gibi şöyle. Burada da kuru etimiz var. Bakın, kuru etin pişirme tekniği yani... Bu da bir fümelenmiş bir et kuru ette normal füme ete göre. Yani pişirme tekniği çok farklı. Biraz daha yoğun bir şekilde pişiyor ve daha açık yerde kalıyor. Füme etinde nasıl oluyordu? Biliyorsunuz tülbent bezinde dinleniyordu. Bu aynı işlem olmuyor kuru etimizde. Evet. Şimdi buraya tezgahımız biliyorsunuz mermer tezgahımız var. Şimdi burada hamurumuz evet açılacak. Bakalım. Biraz un ilave edelim. Evet. Gördüğünüz gibi sanki öyle bir ekmek olacak ki bu tek başına bile sanki tüketilebilirmiş gibi pizza gibi mesela. Evet. Pizza gibi kesinlikle katılıyorum size. Pizza gibi olacak. Evet. Gördüğünüz gibi az önce demiştim. Hamurda eğer ki biraz suyu fazla kullandığımızda ne oluyor? Tabii ki daha sıvı oluyor. Biz un ilave ettik katılaşması için. Şimdi mermerde bunu yoğuracak Onur. Çok doyurucu bir et, ekmek, çok doyurucu bir ekmek. Az önce dediğiniz gibi belki de o ekmekle bütün diğer işte yemekler kalacaktır. Çünkü ben de çok sevdiğim bir ekmek. Tehlikeli bir ekmek aslında. Kesinlikle. Evet, öyle söyleyelim. Eldivenle zor mu oluyor Onur şefim? Biraz zor oluyor, biraz zor oluyor. Tabii ki muhakkak ama tabii ki burada kullanmak durumundayız. Bunun kıvamı nasıl olması gerekiyor? Böyle cıvık bir kıvam mı olmayacak. Yoksa? Evet, biraz daha macun gibi. Evet, macun gibi olması gerekiyor. Çok da sıkı da olmayacak. Evet, çok da sıkı da olmayacak. Biraz daha şuralara atıyoruz ki buradan kullansın Onur. Evet. Tepsiye dizeceğiz komple. Bu arada tabii ki artık ocaklarımızı çalıştıralım. Çünkü diğer ürünlerimizle başlayacağız. Peki. Evet. Kuru fasulyemizi burada yapacağız. Güveçte, toprak güveçte aynı şekilde. Açtım. Şu an hepsi evet açık. Hı-hı. O halde evet, bununla işimiz bitti. Şöyle kaldırabiliriz. Yok, onu geri koyacağız da. Tamam. Koyacağız. Burada hemen. Şimdi soğanlarımız hazır, fümelerimiz. Yalnız epey soğan doğradı. Tabii evet. Bunun özelliği çok bol soğanlı olması gerekiyor. Hepsini şey yapacağız. Kesinlikle. Çünkü yoğun bir burada şey var. Hamur içine alacak. Yeterli, o kadar. Güzel. Evet. Hepsi. Zeytinyağımızı şöyle. Biraz bol koyalım. Evet, hemen biraz daha ısınsın. Bunun altı açık mı? Evet, şu anda evet açık. Biraz daha ısınsın. Şu anda vermiş olduğumuz ölçüler ne büyüklükte bir ekmeğe karşılık gelecek? Şöyle, biz mesela burada nerede kullanacağımız borcam? Evet, burada. Biz bunun içerisinde... Şöyle göstermek istiyorum. Burada kullanacağız. Epey. Evet. Hamuru iki parçaya böleceğiz. İlk önce altına hamuru sereceğiz. Sonrasında ürünleri ve tekrar hamuru diğer parçasında üstünde birleştireceğiz. İki parçada. Evet, biraz deniz tuzu kullanıyoruz. Soğanlarımız için biraz evet değirmen, karabiber. Şimdi zeytinyağımızı evet şöyle bollaştırıyoruz. Çünkü soğanlarımızı alalım. Kabı yeniden alabilir miyim? Evet. O kap, evet. Aşağıda. Şöyle şefim. Un kabını bitir. Kırmızı soğan kullanmıyoruz. Tamamen beyaz soğan kullanacağız. Evet. Ne kadar çok koyduk. Şimdi. Evet, güzel gözüküyor. Çok güzel. Çünkü yine söylüyorum. Sıcağı alalım. Biraz daha zeytinyağı çevresinden. Evet. Hamurumuz şimdi...
Oldu, dinlenmeye gidiyor. Buradaki soğanlarımız da aynı şekilde. Ziyan etmeyeceğiz, kullanıyoruz. Peynir durumumuz, evet. Bu arada tavuğumuz da, tavuğumuz, evet, acı ve tatlı ekşili. Ne yapacağız? Tavuğumuz, tavuk yapacağız ve bunu, evet, but kısmından, kemikli but kısmından. Ama kemiklerini çıkartacağız şimdi. Bu hangi yöreden? Tabii ki bu. Şöyle Konya demek isterdim ama öyle değil tabii ki. Biraz uzak doğudan aldık. Hemen şey yapalım. O bayağı zeytinyağı tabii, tabii, koyuyoruz. Evet, zeytinyağı çok önemli. Ekmeğin de özelliği bu aslında. O çok zaman zeytinyağlı. Böyle yumuşak evet, aynen öyle. Zeytinyağlı. Kesinlikle. Biraz biberiye kullanacağız içine. Kuru fasulyemizi de çalıştırmaya başlayalım güveci artık. Onur, onu da başlayalım. Tavuğumuzdan evet. Kemiklerini ayırt ediyoruz. Evet, buttan olur mu? Buttan pardon, göğüsten bakın burada göğüs de vardı. Biz iki aradaki fark göstermek adına göğüs tatsız olacaktır. O yüzden but kullanmanızı öneriyoruz. Bu tavuk tarzı etlerde ama tabii ki diyet yapıyorsanız falan tavuk göğsünü kullanabilirsiniz. Biraz biberiye kullandık içine, biberiye ki birazdan daha yoğun bir şekilde kullanacağız ekmeğin içinde. Bu buradaki soğanı tat versin diye. Evet, şimdi güveç, yani güveçte fasulyemizi yapacağız, onu da çalıştırıyoruz. Farkındaysanız bütün ekipmanlar ısındıktan sonra ürünleri koyuyoruz. Evet, zeytinyağını kullandı. Bakın şimdi tereyağını kullanıyoruz ki demek ki evet ateşimiz yani ısı doğru. Hem zeytinyağı hem de tereyağı kullandık burada. Evet. Köstenekli mi? Burada sürekli soğanlarımızı karıştırıyoruz. Tabii karıştıracağız ve çok fazla yani normalde işte biliyorsunuz hamburger yaparken burada karamelize soğanlar yapmıştık. Onun gibi yapmayacağız. Karamelize olmasını istemiyoruz. Zaten karamelize isteseydik biraz esmer şeker ya da pekmez gibi ya da soya gibi ürünler kullanmalıydık. Burada onları kullanmıyoruz. Evet. Şimdi normalde biz hamurumuzu bakın, yaptıktan sonra evet, bir süre dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, dolapta streçte +4 dolabında bir süre dinlendi. Sonrasında yine mutfak tezgahımızı aldık mermerimize. Şimdi bizim orada işlemlere... Bizim zamanımız önceden yaptık. Tabii önceden tabii dinlendirmiştik. Ama idealik ne kadardır dinlenme evet, süresi? Yarım saat, 40 dakika dinlenmesi gerekiyor. Evet. Ne güzel oldu hamur. Tabii. Şimdi buradaki tereyağımız da eriyor. Evet, kuru etler. Evet, kuru etli, kuru fasulye yapıyorduk. Şimdi burada kuru etlerimiz de doğranıyor. Nedir? Bu durumumuz da gayet iyi. Şefim, bu tamam. Bunu soğumaya alalım kenara. Evet, onu arkaya soğumaya alabilirsin. Şimdi gördüğünüz gibi, evet gösterelim burada Onur. Bir tekrar evet, şey yaparsan. Şöyle izleyicilerimiz de görsünler. Evet, neredeyim? Şöyle, soğanlarımızı çok fazla öldürmedik. Bakın. Hala beyazlığını. Hafif yumuşadı. Ve zeytinyağımızı görüyorsunuz. Bu bize lazım. İçerisinde biberiye var. Çok hafif artık dinlenecek. Isıdan aldık. Daha mutfaktan, ya ısıdan uzak bir yere götürdük. Tereyağımız eridi mi? Erimek üzere. Evet. Az kaldı. Şimdi burada tavuk da biliyorsunuz daha ayçiçek yağı kullanıyoruz. Tavuk ürünlerinde. Evet. Şöyle. Tekrar, evet, üzerine ve tabii ki bir mühürleme işlemi gerçekleşeceği için deniz tuzumuz, nerede, burada mı? Deniz tuzu. Şurada mı? Deniz tuzu vardı, burada. Bir bakabilirsin. Ha, tamam. Evet, diğer tarafına da aynı. Çünkü bir mühürleme gerçekleştireceğiz. Hazır mıyız? Evet, burada. Evet. Acılı ekşili tavuğumuz içinde but kısmını kemiksiz hale getirdik. Ve şimdi aynı zamanda bütün artık çalıştırıyoruz her şeyi. Kuru fasulyemiz de birazdan başlayacak. Bu arada Onur Şef ikiye ayırdı, ikiye evet, böldü. Evet, ikiye böldük. Az önce söylemiştim, hamurumuzu ikiye böldük. Şöyle daha izleyicilerimiz de net görsün diye. Bezimiz nerede? Burada. Bravo. Fasulyemizi çalıştırıyoruz değil mi? Evet, kuru fasulye için biber evet, burada tereyağı doğru, tamamen eridi. Tamam, şimdi soğanlar geliyor. Şimdi soğan geliyor oraya.
Ayçiçek yağı da atalım oraya. Tepsiye yine zeytinyağı koydu. Üzerine de soğanlarımızı. Şu an tepsiye aldım soğutmak için. Ha soğutmak tabii, için. Tabii tabii tabii. Şu an başlamadık. Çünkü burada bitireceğiz. Bizim de evde böyle bir şey yapmamıza gerek var mı? Kenarını biraz bekletmeniz lazım. Tabii tabii. Anladım. Yani şöyle bir şey. O az önceki tavadan wok tavana biliyorsunuz o çünkü dar bir alanda. Geniş bir alana sermek gerekiyor. Evet. Soğan evet. Soğanları daha öncesinden tam biraz daha kalın doğruyorum. Tam soğusun yoksa hani normal olur. Daha kalın doğruyorsun değil mi? Evet. Evet. Kuluk olsa yeterli. Şuraya tabii. Yok aldım ben aldım. Tamam. Bakın şunu göstermek istiyorum. Bu usulde yani kuru etli bu Balkan yöresine ait kuru fasulyede soğanlar daha kalın bir şekilde. Daha ince değil. O halde hemen güvecimize geliyor. Bak soğanın kokusu Konya'ya ulaştı yazmış seyircimiz. Vay vay vay. Evet şimdi gerçekten. Bir dakika yalnız şu etapları kaçırmayalım. Onu görmüyoruz şu an. Hemen anlatalım hemen anlatalım. Dur kapatma. Evet şimdi içerisine. Şöyle dur Onur. Ne yaptık? Açtık hamurumuzun yarısına. İçerisine soğanları ve biberi. Ne koyduk. Yapıyoruz? Şimdi koyduk ve kapatacağız. Evet. Şöyle kapatacağız. Yoğuracağım siz bunu şimdi. Ve yoğuracak şimdi bunu. Şöyle. Evet tepsimizde. Güzelce yağlıyoruz bu arada. Altına zeytinyağı. Evet. Şimdi hadi bakalım. Bunun altı tamamen açık mı? Biberleri de atıyoruz bizim. Bunun altı tamamen açık değil mi? Onun. Evet. Evet. Biberleri de bakın. Kırmızı ve yeşil biber. Onlar da aynı soğanlar gibi. Şöyle göstermek istiyorum. İri taneli. İnceltmiyoruz. Biber salçamızı koyuyoruz şefim. Hemen koyalım. Çek canından gösterelim. Hah bak. Lütfen. Evet. Öyle. Soğanlar da iri, biberler de iri. Hepsi koca koca. Tabii. Normalde biz bunu daha küçük yaparız ama. Maşamız neredeydi? Öyleymiş. Maşamızı alırsak. Maşa arka taraftayım. Evet. Biber salçamızı Engin abi alalım. Biber salçamızı hemen da koyacağız. Hemen burada şefim. Şuradan. Tamam. Evet. Tavuklarımız da bu arada. Evet. Gayet keyifli gidiyor. Biraz bol koyalım şefim. Tabii onu ayarlayacağım şimdi. Biber salçamızı da şöyle evet. Bakın evet. Hiçbir şekilde suyla açmadık. Çünkü birbirine lezzet girsin istiyoruz. Şimdi ne yaptık burada altına? Engin abicim. Evet domatesleri, domatesleri. Bir tane daha verin. Kaç tane kesin? Bir tane daha verin, dört tane. İkiye kesin yeter, evet. Seri domatesleri kesiyoruz. Bravo, güzel. Kuru etli, en son fasulye evet. Atıyoruz. Sonra suyu demeyeceğiz. Ha, ekmeğe domates tabii, de mi koyuyoruz? Şimdi, ancak şöyle bir şey var. Hem taze domates, birazdan da burada biliyorsunuz kuru domates de kullanacağız. Hmm. İki domates de kullanacağız. Hadi bakalım. Evet, şimdi de fümelerimizi. Şimdi fümeleri kullanıyoruz. Fümeler de... Normalde biliyorsunuz daha böyle kahvaltılıklı olsa daha ince olur. Evet. Ama burada biraz daha kalın kestik. Çünkü fırına gireceği için kurumaması adına. Yalnız pizza benzetmesi şu anda daha doğru oldu evet, şu tabii, görüntüyle. Evet tabii tabii. Şimdi zeytin de olacak birazdan çünkü. Biberiye de daha olacak. Ay nefis olacak evet. Nefis. Peki hamurun geri kalan kısmı ne oluyor orada? Üzerine gelecek. Üzerine gelecek. Evet biraz daha şöyle... Az önce zeytinyağı ve tereyağı kullanmıştık. Ayçiçek yağı da kullanıyoruz bakın. Buradaki kuru fasulyenin, balkon sürü kuru fasulyenin bir şeyi var, püf noktası. Çok yağlı olması. Hmm. Evet, o yüzden biraz yağlı olacak. Bakın. Salçada iyice artık bütün ürünlerin içerisine nüfuz etti. Gayet güzel kokular geliyor burada. Peki fasulyemizin cinsi ne olacak? Biliyorsun ispir fasulye. Ha. Evet, aynen. Bulamazsak? Artık. Yani ama mümkünse onu temin edelim. Aha. Yani gerçekten de şöyle suda gördüğünüz ne kadar bekledik şöyle bunu? Gördüğünüz gibi bakın. Bir gün. Evet. Bir gün. Geceden hı. Geceden hemen ne yapacağız? Suda bekleteceğiz ve o suda kaynatabiliriz bir süre. Ha. Üzerine biliyorsunuz bir köpük geliyor. Bu köpüğü kullanmıyoruz. Çünkü o gazını da çıkartmış oluyor. Tamam. O köpükten arındıracağız, süzeceğiz yani. Şimdi kuru etleri de atabiliriz. Kuru etleri de atıyoruz şimdi. Evet. Bakın. Sanki burası açık mı? Açayım mı bunu? Lütfen. Musunuz? Peki oraya geçirelim o zaman. Evet şöyle çektim. Çünkü o biraz kapattım. Küçük kalıyor. Aha.
Evet, şimdi ikinci hamuru da üzerine kapattık. Tekrar kalan soğanımızı da burada kullanıyoruz. Şimdi işte az önce bahsettiğim, benim de çok sevdiğim ne? Domateslerimiz, kuru domateslerimiz. Biraz da Onur biberi atalım işine. Şöyle. Evet. Acaba zeytin de olur muydu? Zeytin de var orada. Zaten. Evet, tamam. Tabii. Bu da çok önemli. Yani biberiye kuru domates ve zeytin olmalı. Ama soğan istemiyorsanız veya kuru et tabii ki olmayabilir. Ancak bunlar olmalı. Şöyle. Ama güzel oldu. Evet. Güzel oldu. Başta acaba dedim soğan bu kadar fazla mı ama yok. Şimdi biraz daha çeri domatese üstünde ihtiyacımız var. Şunları kesersek. Bütün. Yarıya bölelim. Yarıya. İkiye bölürsek daha keyifli olacak. Bazen böyle fasulyeler bölünür. Evet, doğru. Bunu önlemek için ne yapmak gerekiyor acaba? Yani şöyle gösterelim. Evet. Mesela çok da fazla kaynatmamak gerekiyor. Yani suda bekletmek en güzeli yumuşaması açısından. Ama belki olayı hızlandırmak istiyorsak ya da risk almak istemiyorsak o yüzden kaynanıyor. Dur gösterelim. Evet. 10 dakikada şöyle, mayalandıracağız. Şöyle bakın. Evet, görüntüsü ve inanılmaz. Gerçekten öyle. Şöyle gösterelim. Evet, biraz daha mayalanacak. Çünkü şişmesi gerekiyor. Kaç derecelik bir fırına koyduk? Hemen söyleyeyim. Ben onu soğuttum. 40-50 derecelik bir fırında şu an mayalanacak. Tamam. Dışarıda da oda sıcaklığında da mayalanabilir. Tamam, bir 10-15 dakika bekleyecek. Evet. Ondan sonra? Fırına vereceğiz. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında. Tamam. Yarım saat kadar. Yarım saat. Şimdi sıcak suyu ilave ettik burada güvecimize. Bakın. Daha doğrusu etli kuru fasulyemize. Evet, şimdi tavuk menümüze geçebiliriz. Biraz daha ilave ediyorum. Bir seyircimiz demiş ki fasulyelerin dağılmaması için son aşamada yemeğin suyu kaynarken içine biraz limon suyu ekleyebilirsiniz. Doğru, o da olur. Kibir basın. Evet, şimdi kuru fasulyeleri görüyorsunuz, ilave ettim. Vay. Aa, güzel, iyi fikir geldi bakın. Diyor ki şefim diyor bu ekmeği acaba kavurma etle yapsam ne dersiniz? Olur, çok da güzel olur, keyifli olur. Evet, bravo, gerçekten öyle. Şimdi... Evet, tavuklarımız Onur. Soğanlarımı alayım burada ve o reçelini şuraya bir hemen. Evet, güzelce. Fasulyemizi artık bu saatten sonra çok fazla karıştırmamak gerekiyor. Çünkü neden? Dağılmasını istemiyorum. Evet. Her şeyi kullandık. Biraz değirmen karabiber çekeceğim. Arkada keseyim mi? Biraz değirmen karabiber çekeceğim. Bazısı da un koyar. Evet, un neden? Daha kolaylaştırmak adına bir şeyleri daha çabuk olsun diye ya da işte o yoğun olsun diye biliyorsunuz un ne yapacak? Katılaştıracak. O yüzden biz tabii ki un kullanmıyoruz. Gürkan şef tercih etti. Yok, tabii ki un kullanmıyoruz. Undan uzak duruyoruz. Ekmek dışında tabii ki. Şimdi biraz da burada sofra tuzu neredeydi? Evet, burada. Sofra tuzu da kullanacağız. Evet, fırınımız hazır mı? Bu da gitsin fırına. Güvecin, evet. Şunun bir halini görür müsünüz lütfen? Kuru fasulyeyi. Ay. Bunun yanına ne gider? Çabuk söyleyin. Bunun yanına turşu. Evet, biraz daha şimdi de yapıyoruz zaten. Turşu gider bunun yanına. Vay, bakın. Evet, fırınımıza gidecek şimdi Onur. En son finalde, biliyorsunuz kuru fasulyenin içerisinde ben böyle kaşıkla arardım. Evet. Annem yaptığında biber atacağız. Kuru biberlerden. Vay. Gerçekten vay. Bakın, burada da ne yapıyoruz? Domateslerimizi kullanıyoruz. Aynı şekilde kuru domateslerimizi. Öf. Evet. Şöyle. Onur, hazır mıyız? Bu arada bir gösterelim. Fasulyelerin dağılmasını önlemek için kaynamaya başladıktan sonra 3-4 damla limon sıkılır. Aynı zamanda da parlaklık verir. Bunu da unutmayalım. Aynen, dirilik verir. Oo. Çok güzel. Burada mıyım? Evet. Nefis. Çok iyi. Şimdi bu, evet, fırına gidiyor. Aynen. Kapağı kapatılarak önceden ısıttığımız fırına gidiyor. 20-25 dakikada hazır. Çünkü zaten tabii haşlanmıştı. Çünkü. Burada da her şeyi ne yaptık? Pişirdik, soteledik. Evet, şimdi... O yüzden yeterli. Şimdi tavuğumuz, evet. Bakın, tavuğumuzu ızgarada başladık ve ızgarada bitireceğiz. Yani yemeği tamamen döküm ızgaramızda yapmış olacağız.
Özelliği bu. Reçel? Evet, kayısı reçeli kullanıyoruz. Tavuğun üzerine acı ve tatlı sos dediğim o yüzden diyoruz. Baya koyuyoruz tabii yani tabii üzerine. Aynen ve yine söylüyorum. Tamamen ızgarada başladık tavukla birlikte ve ızgarada yemeğimizi bitireceğiz. Herhangi bir tavaya, tencereye almadan. Ha istiyorsak bu tabii ki pekmez de olabilir, bal da olabilir. Veya siz şeftali reçeli istiyorsanız, seviyorsanız şeftali reçeli de olabilir. Evet. Bakın şuradaki tabii ki de en son sıvısını da aynı şekilde. Çok iyi. Evet. Şimdi tereyağı. Şöyle. Tereyağı en son şu anda verebilirsin artık. Tereyağın zamanı geldi. Bu çevirelim ama. Evet, tereyağın zamanı geldi. Neredeydim aşamız? Şefim, seyircimiz evet. Diyor ki ya diyor biz o biberlerden tencereye bir tane atıyoruz çok acı oluyor. Oo, Gürkan Şef ne yaptı diyor az önce. Ben yani. Götürecek kendi yiyecek iftar. Ya gerçekten öyle bir şey olabilir. Ben çok seviyorum acıyı. Yani çok hem de çok seviyorum gerçekten. Allah Allah. Evet. Allah Allah. Alışkanlık. Çok, evet. Aa reçeller bayağı eridi. Tabii. Doğru. Şimdi çevirdik bakın soğanlarımızı da. Gerçekten bence ben böyle pratik tarifleri çok seviyorum. Evet. Ya bu kitapta var mı bu tarif? Bu tavuk evet var. Var tavuk, mı? İyi evet, hemen evet, evet. Gürkan Şef'in biliyorsunuz gerçekten. Çok güzel kitabı var. Bizde evde var. Evet. After söylemesi oradan bakıp. Sağ olun evet doğru şu anda hatırladım var kitapta. Ve bayağı bakın, tereyağı mı koyduk? Bakın evet tereyağı koyduk üzerine. Şimdi yavaş yavaş eriyecek. Ve reçeller evet altta kaldı. Onu biraz da en son finalinde nar ekşisi atacağız. Evet nar ekşisi de var en son finalinde. Şimdi neler içeride? Ekmeğimiz, pakoçya dediğimiz yani soğanlı ve kümeli ekmeğimiz. Artık çalıştırabilirsin onu tamam. Geldi. Yukarıda kübrüne vereceğim şefim. Evet. Biraz deniz tuzu atalım yalnız. Biraz atacağız en son. Gel bakalım. Evet en son finalinde biliyorsunuz. Deniz tuzu. Neden deniz tuzu? Yavaş yavaş eriyecek. Yavaş yavaş eriyecek. Tamam, yeter bir miktar daha şöyle. Yavaş yavaş eriyecek ısıyı gördüğünde sofra tuzu orada kullanamazdık. Yani dinlendikten sonra artık en son pişmeye fırına giderken evet. Deniz tuzumuzu da atıyoruz. Kesinlikle öyle. Şimdi burada da tabii ki Engin abi ne yapıyor? Bizim bulgur salatamızı. O yüzden yeşillikleri. Ben çok seviyorum. Taze soğanı. Yani kuru soğandan daha çok seviyorum. Kız arkadaşım bu durumdan çok rahatsız ama. hayır bilmiyorum yani acayip seviyorum yani. Çok ve sarımsağını aynı şekilde tazeni. Taze sarımsak. Şimdi nar ekşisini koyuyorum. Nar ekşisini üzerine koyuyorum. Nar ekşisini de aynı şekilde. Oh. Evet biraz bolca kullandık. Bakın gördüğünüz gibi de ben şu görüntü şu an şu görüntü zaten bizi bambaşka bir yere götürüyor. Yani bir uzak doğuya gittik bence. Evet. Nane ve maydanoz da var. Nane ve maydanoz da var. Şöyle hemen. Evet iri şeylerini alalım. Bravo. Hazırım. Evet biraz daha nar ekşisi. Bir seyircimizin. Hı. Ferit. Öyle. Herhalde yaşı da küçük değil mi? Bugün doğum günüymüş. Kendisinin doğum gününü kutluyoruz. Bizden rica etmiş. Tabii. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. Nice güzel senedir inşallah. İnşallah. Evet biraz daha yesin o. Biraz hatta böyle altına verelim ki güzelce. Evet. Çay eli fasulyesi yapılırken seyircimiz demiş ki biz et... Sos fasulye ayrı pişer. Piştikten sonra birleştirip fırına veririz. İçine süt, bal ve limon koyarız demiş. O da güzel. O da güzel. Hepsi güzel. Evet. Şimdi evet. Diyor ki orada geçelim. 3 kişi hazırlıyorlar. Benim annem maşallah tek başına yapıyor diyor. Maşallah evet. Turşuya geçiyoruz şimdi. Evet. Turşuya geçelim. Nereye? Turşuya geçiyoruz. Evet şimdi artık kaymaklı turşumuza geçiyoruz. Ha, bu burada olacak yani. Bu evet. Devam. Evet aynen öyle. Şimdi eldiven... Siyah tamam. Evet siyah olursun. Oho. Şimdi bu turşuyu şöyle söyleyeyim. Kaç günde bu? Ne kadar evet, sürede oluyor? 20 günde bir ay arasında. 20 Aha. günde bir ay arasında. Böyle bu da böyle Balkan mutfağına sancak olan bir sancak bölgesinde. Aynen öyle. Süt kaymağı var burada. Evet önce süt kaymağını koyuyoruz. Evet. Oo. Şöyle. Hadi bakalım. Beyaz peynir kullanacağız.
Engin Şef'im siz nereliydiniz? Tabii. Ya o, evet. Değil mi? Zaten oradan belli. Ben bana mesela ilk getirdiğinde Engin abi bana ya dedim ki bu nasıl bir lezzet? Ondan sonra artık tabii çok fazla alıştık. Acayip bir şey. Gerçekten de öyle. Teşekkür ediyoruz. Bugün de iyi fikir seyircisiyle paylaşıyorsunuz. Evet. Harika. Şimdi ne yaptık bir daha? Şimdi beyaz peynir ve süt kaymağını ne yapıyoruz? Karıştırıyorum, eziyorum. Şöyle. Engin abi sen diğer şeyleri şey yapabilirsin. Tuz hazırlayabilir misin? Tuz. Evet. Şimdi evet bu biraz şöyle tuzlu bir ürün oluyor. Yani hani tuzu sevenler ya da evet benim için önemli değil. Ben yine de yemek istiyorum diyenler için uygun ama biraz böyle tuzdan uzak duranlar için uygun olmayabilir. Çünkü zaten tuzlu. Zaten turşu değil mi? Evet. Turşu evet, tuzlu tabii. Zaten. Bu daha da mı tuzlu? Daha da tuzlu. Ha. Daha da tuzlu. Yarısı kadar koyacağız. Lütfen koyar mısın? Tabii. Evet. Bakalım süt de ilave ediyoruz. Biz ne peyniri koyduk içine? Normal. Normal peynir. Ha? Yani beyaz ezine. Peynir. Evet, ezine. Evet. Ha. Beyaz peynir kullandık. Öyle de olsun zaten. Beyaz peynir kullanalım. Farklı bir peynir olmamalı. Bunda özellikle. Biz renkli bir koyduk. Evet. Küçük bu arada... Tabii değil mi? Evet, aynen öyle. Küçük küçük biber de kullanabiliriz. Hı. Tatlı ekşi. Burada tavuğumuz hazır. Onu artık pişirme şeyi bitti. Onur en son o ızgaranın üzerindeki sıvılardan üzerine ekleyeceğiz. Tamamdır. Biraz tuz atabiliriz orayı. Bakın. Şu tava işi çok güzeldi. Sonradan temizlemesi çok zor. Evet, evet dediğim gibi orada ne yapıyoruz? Orada ne yapıyoruz? Hiçbir zaman bulaşık makinesini kullanmayacağız. Elimizle ılık suda. Bir yani, önce soğuması gerek. Ay tava yine tavayı temizlemek kolay. Yani tezgah ve şey. Yanları evet. Sıçramasından bahsediyoruz. Evet, bakın ocağı. Biberleri ikiye bölmüştük. Burada içerisine kullanıyoruz. İstersek jülyen de doğrayabiliriz. Tabii jülyen de doğrayabiliriz. İçini doldurup bütün de koyabiliriz. Ama tabii o da olabiliyor. Ancak ben bu şekilde seviyorum. Hı hı. Yani şöyle. Bakın. Süt, peynir ve süt kaymağı kullandık. Aşağı yukarı bir yemek kaşığı gibi bir tuz girdi içerisine. Şöyle bıraktık. Ben hiç böyle bir şey yemediğimi fark bakın. Ettim şu anda. Çok değişik bir şey yapıyoruz. Evet, alalım. Yine şeyi biraz daha yaklaştırırsak. Bakın evimizde kavanozlarımıza şöyle. Bu en son böyle pütür pütür mü olacak? Yoksa hepsi eriyecek gidecek mi? Yok erimeyecek. Böyle. Şöyle. Ha, böyle. Tabii tabii aynen öyle. Şöyle. İçindeki kaymak peynir bunu saklıyor. Hmm. Bakın kavanozları dolduracağız. Kışın dışarıda yazın dolapta bekleteceğiz 20 gün. Böyle evet biraz içine şey yaparsan. Harika. Bravo. Süper şef. Biber ve peynirleri seviyorsanız ya da... Seviyoruz, hepsini evet, ben seviyoruz. Şöyle çok seviyorum peynirleri. İlk yediğim zaman demiştim ya İngilizce bu nasıl bir şey. Sonrasında da gerçekten hem kendimiz de yapmaya başladık. Sonra bunun sosunu bayağı kaşıklayarak da yiyebiliyoruz. Tabii tabii donacak zaten, katı hale gelecek. Ha. Yemek yanında çok güzel gidiyor. İşte mesela az önceki şu anda fırında olan kuru fasulyemizin yanında çok çok keyifli gidecek. Bakın ölçü de tamamen verdiğimiz ölçü de bir kavanoz içindir. Evet, bu kadar. Güzel. Yeterli. Güzel. Şimdi bir onu hemen böyle, evet, temizleyelim. Tavuğumuz hazır. Evet. Bir sakinleşti ortalık. Şöyle tavuğumuz hazır. Hemen buraları hızlı bir şekilde atıyoruz. Şöyle. Şöyle koyalım şefim bunu. Evet. Şimdi çıkan ürünlerimizi toplayalım lütfen. Bir yandan yaparken her zaman söylüyoruz. Evet, bir yandan da temizleyeceğiz ve toplayacağız. Şimdi bulgur salatamıza, peynirli bulgur salatamıza geldik. Şimdi onu güzelce temizledikten sonra ne yapacak şefim? Dolapta bekleteceğiz. 20 gün dolapta. 20 gün boyunca kapatacak dolapta. Kapatacak mıyız ağzını? Tabii. Tabii. Ağzı kapanıyor. Şimdi en son finalini göstereceğiz. Şöyle. Evet. Bakalım ne oldu? Evet. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle. Ne oluyor? Katılaşıyor. Dolapta bekliyor çünkü. Biberler de. O içerisindeki ürünler tabii katılaşıyor. Sonrasında kaşıkla ne kadar kullanacaksak. Bakın. Sonra yine dolapta muhafaza ediyoruz. Aynen öyle. İstersek büyük damacanaları da yapabiliriz. Evet. Tabii. Bidonlar tamam. da yapabiliriz. Aynen öyle. Şöyle alalım abi şunu. Şimdi taze fasulyemizi, salatamız için taze fasulyemizi haşladık. Burada evet neyimiz vardı? Tavuğumuz vardı. Burada da turşumuz geldi. Şefim. Evet. Onunla öyle yapacağız. Atalım. Taze fasulyemizi haşladık. Şimdi içerisine kullanıyoruz salatamızı. Atalım bakalım. Evet.
Taze soğanlarımız burada içeride. Bakıyorum değil mi? Bakıyorum. Evet, bakın ekmek zaten. Ekmeğin biraz Süçmeye derecesini, başladım. Biraz derecesini biraz daha. Maydanoz. Maydanozu kullandık. Naniyat bakalım Onur. Haydi. Evet. Bulgurumuzu alalım şöyle. Evet. İçine. At bakayım bulguru da şöyle. Neden katılaşmış? Haşladın değil mi? Evet. Biraz onu dağıt bakalım. Bu ekmek tam buğday unuyla yapılırsa yine de tutar mı? Tabii tutar. Tamam. Tabii. Peki az önceki kaymakla peynir süt karışımını mikserle çırpsak olur mu? Elimizle yapalım. Daha keyifli olur. Diyoruz ya hani elimizdeydi o yüzden daha lezzetli evet. oldu diye. Şimdi haşladığımız bulgur biliyorsunuz haşladık. Şimdi çok fazla tabii ki kullanmadan. Şimdi haydi bakalım. İçerisine nane, mayonezimiz nerede? Geliyor şefim. Şunu evet. karıştıracağız. Şu evet. Şu mu? Tamam. Şu. Evet. Sen de şunu alalım şefim. Ha, un mu gelmiş? Evet. Evet. Bir kaşık ver bakalım Onur. Şunu iyice şey yapalım. Evet. Evet bravo. Ben şefim sen misin bunu? Yine alayım. Evet. Çok hafif aynı zamanda bu salata. Gerçekten öyle. Evet. Biraz zeytinyağımız. Bir miktar daha var. En son sıvıyı aldık. Limon sıkalım şefim ona. Evet. Biraz daha. İçebilir miyim yine abi? Evet zeytinyağını ekledik. Limonumuzu ekledik. Şimdi çırpıyoruz. Evet. Sosunu hazırlıyoruz. Aynen öyle. Alalım onu şeye. Biraz bunun içine alalım. Tamam şu buraya al. Ha fark etmez aynı yok, şey. Kaş. Aynı şey getir canım. Evet. Onun içine nane var mı? Evet nane de var. Şimdi karıştırıyoruz sosumuzla birlikte. Taze fasulye de var içerisinde. Evet. Tabii ki taze fasulye de var. Biraz bulgur koyduk. Biraz bulgur koyduk. Abi şöyle alır mısın bunu da? Biraz daha bulgur alabilirim şöyle. Kinoa salatası pek popüler. Evet aynen öyle. Eğer ki kinoa sevmiyorsak benim gibi bundan bulgur olabilir bu. Evet. Oh çok şöyle, güzel. Evet hemen yükseklik yapalım güzel bir şekilde. Domatesler alalım. Domateslerimiz de. Bu arada çokça Boşnak seyircimizden de mesaj geliyormuş. Çok selamlar. Çok selamlar. Gerçekten öyle. Çok selam gönderelim buradan. Tabii ki Boşnakların yapmış olduğu yani, ve aslında literatüre sokmuş olduğu, mutfaklarımıza soktuğu bir lezzet. Biz de faydalandık. Ben teşekkür ediyoruz. Ben çok... Yanılmıyorsam onlar Soka diyor değil evet, mi? Evet Soka diyorlar. Ben çok severim Boşnak yemeklerini bu arada. Çok evet. da arkadaşımız, dostumuz var. Evet insanı da güzeldir. Aynen öyle. Yemeği de güzeldir. Evet gerçekten. Şimdi keçi peyniri. Evet, keçi peynirimiz de. Ay, güzel oldu. Ya. Yani ekmeğimiz ne durumda? Dün verelim, de diyordum. Verelim. Şefim, dün de diyordum. Sevap yaz. Allah'ım. Yapıyoruz ya şimdi burada. Ha, evet. Bakın neler oldu. Şöyle göstermek vallahi istiyorum. Neler oldu neler. Evet. Çok güzel şeyler aynen. oldu. Çok da güzel. Çok yapsın. Da hafif bir salatamız. Evet. Turul var orada da salata mı? 3-5 dakika daha pişsin ustacığım. Şimdi salatamızı da böyle koyalım. Evet. Evet. Şu Soka'yı ben götürebilir miyim eve bugün? Aa hemen böyle. Tamam. Olsun olsun dursun görsün. Tamam böyle dursun o zaman. Merak etme. Ama 20 gün sonra açacağım. 20 gün sonra. Tabii. 20 gün sonra. Tamam. Fasulyemizi mi alıyoruz? Evet, fasulyemiz gelsin. Evet artık çünkü sonra gidiyoruz. 20 dakikası daha var. Ekmeğin tabii ekmeği var 15-20 dakikası daha. Ona bir bakacağız. Ama şöyle bir göstereyim. Biraz yani o biraz daha kapsın. Evet. Vay işte bu. Bakalım neler olmuş. Hemen tahta kaşığımızı alıyoruz. Evet. Ay bir şey oldu. Aa. Ha bir şey. Tabak kendini atıverdi. Gerçekten evet fasulyeden zaten anlaşılıyor o biberin şey, kokusu da. Şöyle... Gökhan Şef birazdan bibere şiir yazacak. Şöyle. Yok çıkart bozmak istemiyorum bunu. Bozma, çünkü bozma. Bunu da ben götüreceğim. Paylaştık. Evet. Zaten o kadar acı oldu ki yani sizden başka kimse yiyemez onu. Evet bunu da ben götüreceğim. Ne yaptık bugün? Evet şöyle güveçte kuru fasulye yaptık. Tabii ki böyle Balkan usulü. Aynı şekilde Soka yaptık. Yani biber turşusu evet. ve peynirli.
Burada tavuk ürünümüz vardı. Biraz böyle uzak doğuya gittik. Onun dışında da peynirli bulgur salatamız vardı. Bir de soğanlı ve füme etli ekmeğimiz. Tabii ki zamanımız zannedersem... Yani şöyle yapalım. Bir dakika. Biz buraları böyle toparlayacağız falan filan ya. Bir haber daha girelim. O sırada toparlanalım. Ama yine de yetmez değil mi? Kaç dakika bizim o bir tane Kastamonu? 4 dakika yetmez değil mi? Çünkü şeyimiz var. Bir herhalde bizim bir 15 dakikamız falan var. Tamam. En azından göstermiş tamam, olalım. Tamam. Olur mu? Olur. Tabii ki bir alalım ekmeğimizi. Zamanımız burada kısıtlı olduğu için biraz şey olduk tabii ki. Ama inanılmaz bir ay güzel oluyor ama. Gerçekten çok... öyle. O pişsin değil mi? O tabii o pişecek. Tabii. O pişecek artık. Biz onu içeride bırakacağız. İftara hazır olmuş olacak tamam, o. Tamam harika olur. Evet. Harika. Bence ya da bir şey söyleyeceğim. Şefim evet. Orada düşmesin. Şöyle bir şey yapalım. Biz sizi uğurlarız tamam mı? Evet. Sonra ben onu gösteririm. Tamam o da olur. Merak etmeyin. Düşecek mi? Telle al istersen. Finalde ben onu göstereceğim. Harika bir şey oldu. Biz yine de bir gösterelim. Ha, inatla göstereceğiz. İnşallah düşmez ya Rabbim. Düşmez mi? Ay geliyor. Dikkat et lütfen. Evet bakın. Ay çok şişti. Vallahi, güzel oldu ama. Çok güzel kabardı. Sonra inecek mi bu? Şimdi bakın. Yok kalacak. Yok kalır mı bu böyle? Şekilde. Kabarık. Farkındaysanız buradaki bakın zeytinyağlar. Fark ettik. Yalnız bir kokuyor. Bir kokuyor. Gerçekten bu inanılmaz oldu. İftara hazır. İftara ve çok bereketli. Bu önemli. Çok bereketli. Yani 4-5 ailenin böyle ekmek olarak bence tüketebileceği bir şey. Çünkü yoğun bir ekmek bu. Çok güzel oldu vallahi. Çok evet. Güzel oldu. Onu da çayla yiyelim. Yani. Daha çayla da olur. Her orada şey. Da yiyebiliriz. Orada tabii. Da. Aynen öyle. Çok güzel. O zaman koyun. Tamam. Atabiliriz tekrar. O pişme devam etsin. Artık iftar saatini bekleyecek. Orada da dinlenmiş vallahi olur. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Engin sağ olun. Şefime, Onur şefime, tabii ki Gürkan şefe. Çok teşekkür ediyoruz. Hepsi çok güzel oldu. O zaman bir toparlanacağız. Yolcu yolunda gerek. Zaten müşteriler bekler. Sağ olun, çok sonra iftar. Siz evet. De orucunuzu açacaksınız. Allah burada kabul size, etsin inşallah. Evet, kurşunuz. Ben de bunu bir eve götüreceğim. Allah kabul etsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Deneyecek. Evet hepsini yapmayı deneyeceğiz bakalım evde. Aynı başarıyı gösterecek miyiz? Sevgili seyirciler, Gürkan Şef'le ekibi giderken biz şimdi bir habere pas atalım. Gülay Alaca Kastamonu yöresel lezzetlerini haberleştirdi. Gitti gördü. Onu izleyelim. Sonra bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra da kıymetli bir doktorumuz gelecek ki sizlerden gelen soruları ona yönelteceğim. O yüzden bizden lütfen ayrılmayın. Bakırköy'de kurulan Kastamonu Yöresel Ürünleri Pazarı'ndayız. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Kastamonulu musunuz? Kastamonu'nun Devrekhane ilçesinden. Ne yapıyorsunuz? Devrekhane cırığı. Lokmaya benziyor bu ama. Ya bizde cırık sıkma bunu adı. Kastamonu'nun ünlü tatlısı mıdır? Kastamonu'nun Devrekhane ilçemizde ünlü tatlısıdır. Bu tuzu da yapılabiliyor mu? Evet, tuzu da şerbet atılmadan da yeniyor, şerbeti de yeniyor. Çok meşhur herhalde. Çok meşhur. Büyüklerimizin misafirlerimize ikram ettiği eskilerin yapılan bir tatlımız yani. Yine Kastamonu'nun çok özel tatlarından Tirit. Evet, Tirit tezgahının önündeyiz. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kastamonu'dan mı geldiniz? Evet, Kastamonu merkez. Siz Tirit ustası mısınız? Evet. Peki nedir bu Tirit'in hikayesi? Tirit'ine bandım türküsü var. Kastamonu'ya meşhur. Tirit'ine bandım. Bedava mı sandın? Para verip aldım. Kastamonu'nun meşhur yemeği Tirit hazır. Kastamonulu musunuz? Aynen öyle, Kastamonuluyum. Memleketimi çok seviyorum. Doğayla baş başa, muhteşem havası, suyu, çok oksijeni çok yüksek. Şimdi de memleketinizin ürünlerinden almaya geldiniz galiba. Evet. Nasıl buldunuz peki? Hepsi çok güzel, birbirinden güzel. Etli ekmeği özellikle. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Etli ekmek yapıyoruz galiba. Evet. İstanbul'da Botanik Park'ta Kastamonu hemşerilerimize ve tüm İstanbul'daki hemşerilerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Taş fırınlarda, büyük fırınlarda ben burada ancak bu şekilde yapabiliyorum. Satır dövme eti kullanıyoruz içinde. O yüzden bu şekilde yapabiliyoruz. Taş fırını getiremediğimiz için ilçemizi tanıtım amaçlı. Taş fırınlar koskocaman büyük taş fırınlarda ustalarımız yaparlar, o şekilde yapılır ve lezzetli bir şekilde de yenir.
pastırma deyince aklımıza aslında ilk başta Kayseri geliyor ama Kayseri mi, Kastamonu mu? Nerenin pastırması daha iyi? Şu anda biz tamamen eski atalarımızın şekliyle rüzgarda kurutuyoruz. Bir rüzgarda güneşte kurutuyoruz. Tamamen doğal üretim. Rüzgar ve şey yani damak tadı olarak Kastamonu pastırması diyebiliriz. Efendim pazara mis gibi kokular yayılmış. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizim bu kuyu kebabının kokusu. Tabii ki o özel kendine has kokusu olacak. Peki bu Kastamonu'nun yöresel lezzeti mi? Yani başka yerde yapılmaz mı bu kuyu kebabı? Başka yerde yapılsa da taklittir. Kastamonu tutmaz efendim. Bu işin aslı Kastamonu. Özlü Kastamonu. Deri gördük de kuyumuz nerede? Kuyumuz hemen burada az ileride. Pazara kuyuyu da getirdiniz getirdik yani. Getirdik efendim. Getirdik. Peki nedir bunun özelliği? Bunun özelliği 4-5 aylık körpe kuzulardan yapılmış. Yani büyük olursa olmaz. Pişmez kuyuda. Özelliği odur. Körpe kuzulardan bu yılki 4-5 aylık kuyu asıyoruz bunu. Önce kuyu yanıyor. Kuyu yandıktan sonra ateş odunlar kora haline geliyor. Bunun bir de önemli özelliği çıralı çam odunu olması. Başka odun da olmaz. Çıralı çam odunu. Ateş yanıyor. Ateş kora haline geldikten sonra asıyoruz. 2,5-3 saat arası kalıyor. O şekilde pişiyor. Doğuştan gelen çene problemlerinde tedavi yöntemleri neler? Cilt yaşlanmasının önüne nasıl geçilebilir? Yüze yapılan yanlış botoks uygulamaları ne gibi sorunlara yol açar? Tedavisi mümkün mü? Kulak, burun, boğaz, baş ve boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Tevfik Sözen iyi fikir izleyicileri için anlatacak. Evet sevgili seyirciler, sizlerden gelen sorular bizim de hazırlamış olduklarımız, merak ettiklerimizde inşallah güzel bir sohbet olacak. Tevfik Sözen'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız Tevfik Sözen gençliğin sırrını bulmuş, onu söyleyeyim. Gerçekten çok iyi işler başarmış bir doktor. Ötesinde de 3 çocuk babası. Evet. Hadi herkes şaşırsın değil mi? Yani hastalar biliyor artık, onlar çok inceliyorlar. Sosyal medya bizim hepimiz her şeyi ortaya çıkartıyor. Ama ilk duyanlar şaşırıyor, yaşımı duyanlar şaşırıyor. Çocukları duyanlar şaşırıyor. 41 yaşındayım. Bak hiç 41 gösteriyor mu? Hakikaten 41 kere maşallah. Sizin de tabii çok konuşmak istediğimiz mevzu var. Bu çene problemlerinden tutun da işte yüz estetiği ya da yanlış yapılan uygulamalar. Reklam arasında sohbet etme fırsatımız oldu ve yanlış müdahalelerin aslında insanı ne kadar da o güzel görüntüsünden, yani insan formundan çıkardığıyla ilgili de size dert yandınız değil mi? Şimdi en çok hangi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? Bununla başlayalım. Sonra tek tek de seyirci sorularına geçeriz. Ben Hacettepe Üniversitesi'nde çalışıyorum. En çok neyle karşılaşıyorsunuz diyorsanız bununla ilgili sıkıntılarla, yüzle ilgili sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ama kozmetik olarak yüze yapılan problemler, yüze yapılan uygulamalarla ilgili en çok hangi sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz diyorsanız uygun olmayan malzemenin yanlış yere yapılmasıyla, işlem yapılmış etkisiyle karşılaşıyoruz. Hı. Yani diyorsun bu hasta yüzüne bir dolgu yaptırmış. Gözünün altına bir şey enjekte ettirmiş. Bir de bunu yanlış yere yanlış malzemeyi enjekte ettirmiş. Ona bağlı bir şişlik görüyor. Ve hasta diyor ki nereden anladınız hocam diyor gözümün altında şey olduğunu. Burnu için geliyor. Hı. Ve bu çok iyi sosyokültürel seviyeden insanlar, çok iyi hekimlere ulaşabilen insanlar da oluyor. Ama bu toplumsal bir şey. Çünkü toplumun temeline hekimler de bir topluluk oluşturuyor. Eğitim tam oturmadığı dönemlerde bu tür hatalar yapılmış oluyor. Hı hı. Neyse ki günümüzde sosyal medyayla ve insanların paylaşma özelliği artmasıyla bu tür sıkıntılar daha da az görülmeye devam ediyor. Biz de bunlar için üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Evet. Zannediyorum kişinin çektiği sıkıntı, yani neyse kendinde beğenmediği kısımlar veya bir hastalığı, rahatsızlığı varsa onu düzelttirmek isterken aslında yanlış yere müdahale ediliyor gibi mi oluyor? Yani beklentiyi karşılamak için hekim de buna biraz alet oluyor aslında. Hı. Çünkü hastayı tam memnun göndermek istiyor. Bir yerdeki kusuru tam olarak düzeltmek istiyor. Ama bunu doğru yöntemle yapmanın sorumluluğu hekime kalmış. Elinde tek silah varsa tek şeyle bütün hepsini düzeltemeyebilirsiniz. Hı hı. O yüzden uygun yaklaşımları uygulayabilmek gerekiyor. Hı. Bazen işte hacim kaybını destekliyorsunuz. Bazen sarkmış olan dokuyu yukarı asıyorsunuz. Ya da burundan bahsedelim. Eğrilik varsa onu düzeltmek gerekiyor. İşte ameliyat önermesini gerektiğini bilmek lazım. Ne zaman olup olmayacağını karar vermek lazım. O da düzgün iletişimle sonuçlanıyor. Her konuda olduğu gibi. Yani ille de ben şöyle istiyorum, böyle istiyorum dediğinde karşılığı bu olmayacak. Yani
kişiye uygun ne varsa siz onu öneriyorsunuz. Konuşmaktan kastımız bu muydu evet, acaba? Evet, evet. Pekala. Son dönemde özellikle de bizim hanım seyirciler çok fazla olduğu için bu dolgular konusunda hem merak ettiklerini biliyorum hem de benim özel merakım şu. Bazen insanların yüzünün şekli değişiyor. Ya o neden kaynak? Yani daha gergin olmak için her yere mi dolgu yapılıyor? Yoksa hani şuraya yapılıyor da yanlış mı uygulanıyor? O neden kaynaklı? Böyle çok aslan yüz gibi oluyor bazen insanlar. Bizim yüzümüz birçok katmanın bir arada olmasından oluşuyor. Ve ön yüz bölgemiz, mimikleri oluşturan yüzümüz de hareketi yapabilmek için birincisi. İkincisi de gözümüz, burnumuz, ağzımız gibi hayati organları koruyabilmek için çeşitli boşluklara ihtiyaç duyuyor. Hareket olabilmesi o boşluklar sayesinde oluyor. Hı. Ama yer çekimi durmuyor. Sürekli bizi aşağıya doğru çekiyor ve mimiklerimizi verdikçe çok şükür yoksa uçar giderdik yani. Evet tabii doğru parmağım. Ona yapacak bir şey yok. Yüzümüzün ön yüz bölgesi aşağıya doğru yavaş yavaş yer değiştiriyor. Hacim yukarıdayken daha aşağıya kayıyor. Hı. Onu tutmaya çalışan yapılar sıkı duruyor ama onlar sıkı durdukça da bu sefer boşluklar oluşuyor. Bunları düzeltmek için eğer uygun katmana siz ürünü uygularsanız büyük oranda fayda sağlıyorsunuz. Ama uygun katmanı olmadan, doğru ürün olmadan ve yanlış teknikle bir anda bütün malzemenizi bir yere boşaltırsanız bu sefer ve bütün problemi çözmeye çalışırsanız tek yöntemle, bunu kastediyordum aslında konuşmamın başında, hastanın yüzünde böyle bir aslan gibi, kedi gibi böyle bir kocaman bir ifade oluşuyor. Hı. Tamam. Hasta gene ters üçgen oluyor. Bizler ters üçgeniz. Yani yukarısı tabanı yukarıda olan, tepesi aşağıda olan siz de öylesiniz. Ben de öyleyim. O yüzden bize yaşımızı göstermiyor olarak nitelendiriyorlar. Ama yıllar ilerledikçe bu üçgen aşağıya doğru, piramide dönüşüyor. Bunu düzeltmek için siz daha büyük bir üçgen haline getiriyorsunuz bu sefer. Boşlukları doldurarak işte 38 numara bir ayakkabıdan 43 numara ayakkabıya geçiyormuş gibi. Tamam ayakkabının şekli gene aynı kalıbı gösteriyor ama bu sefer daha büyük. Bu sefer kocaman bir yüz ortaya çıkıyor. Evet. İşte bunları yapmamak gerekiyor. Çünkü bu sefer hadi eritelime geliyor. Bazılarını da eritemiyorsunuz. Yani kalıcı dolgular var, eriyen dolgular var. Kim bilir ne dolgusu var hastanın yüzünde. Bunların reaksiyonları var. Onları çıkartmak gerekiyor. Yani derdimiz kaş yapalım derken göz çıkartmamak. O yüzden eğitimi tabana yaymak. Tabii tabii. Yani aslında güzellik merkezlerinde bu tarz uygulamalar çokça yapılıyor ama yani siz de sonuçta Hacettepe Üniversitesi'nde konumunuz belli, yeriniz belli. Hani siz de böyle bir uygulamayı herhangi bir güzellik merkezindeki herhangi birinin yapmasıyla biri olamaz tabii ki. Yani cildin katmanı diyorsunuz ama onu iğneyi soktu. Kim bilir hangi katmanda neyi nereye enjekte ediyor? Tabii ki bu bahsettiklerimizin hepsi uzmanlar tarafından yapılmış işlemler. Onu hiç düşünmek bile istemiyorum ama şu an sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin uğraştığı bir de merdiven altı yapılan uygulamalar var. Evet. Onlar konumuzda mıdır bilmediğim için çok girmedim. Ama uzmanına yaptırmak, bu konuda eğitim almış kişiye yaptırmak, kusuru düzeltebilecek kişiye yaptırmak oldukça önemli. Kesinlikle. Şimdi hazır dolgulardan bahsetmişken bazısının da alerji şikayetleri baş gösteriyormuş. Mesela bu burunla da alakalı bir sorum olsun size. Buna dair nasıl uyarılarda bulunursunuz? Bu dolgulara karşı alerjiler gelişebilir. Bir de burunla ilgili mevsimsel alerjik olaylarla ilgili sıkıntılar gerçekleşebilir. Vücudumuza giren her türlü cisim aslında bir alerjen. Yani içtiğiniz sütten de alerji sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Yediğiniz yemekten de, yüzünüze yaptığınız dolgudan da. O yüzden bunları uygun yerde alerjik problem ortaya çıktığında müdahale edebilecek tecrübede olan bir hekime yaptırmanız lazım. Ben size bir ilaç veririm, başınız ağrıyor diyor. Halbuki siz ona anafilaktik reaksiyon, yani şok reaksiyonu getirecek şekilde bir bünyeye sahipsinizdir. Ve hiç ummadık yerde sizi kaybedebiliriz. Doğru müdahaleyi yapmaya çalışsak dahi. O yüzden her ilacın, ki her ilaç bir zehir aslında. Tabii. Bir de panzehiri var. Onu bulunduran yerlerde yapmak lazım. Ya öyle bir kestiniz ki. Peki. Şimdi seyircilerimizden gelen sorular arasında benim gördüğüm kadarıyla sinüzit problemi çeken çok kişi var. Yani sizin kulak, burun, boğaz konusunda uzmanlığınızı duyar duymaz buna dair çokça gönderiyorlar. Tabii ki baş ağrısından muzdarip olan çok fazla insan var. Ve mesela ben de hemen sizin alanınızı duyduğum anda şahsi olarak faranjitim var. Hani bu dönemde özellikle azıyor faranjiti olanlar. İsterseniz önce migrenle başlayalım mı? Buna olur. Dair ne söylersiniz bize diye. Çokça baş ağrısı var. Hatta dün haber kanallarından bir tanesini izlemiştim. Artık 100 çocuktan 7'si migren oluyormuş. Öyle mi? Bana yüksek geldi oran. O kadar, ben de şaşırdım şimdi, evet. Bu kadar yüksek olduğunu duyunca.
Genelleme yapılmış olabilir o konuda ama baş ağrısı çekiyor demek belki daha doğru. Çünkü migren farklı bir şey, baş ağrısı farklı bir şey. Birçok sebep var baş ağrısı yapan. Sinüzit mesela bunlardan biri. Burun tıkanıklığı var, o sırada içeride eğrilik var, burun etine temas eden bir eğrilik evet, bu. Evet mesela bunda çok baş ağrısını benim işte tetikliyor. Burnumda eğrilik var, o yüzden nefes alamıyorum ve bu benim baş ağrımı tetikliyor falan deniyor. Şöyle, şimdi her şey hastaya özel planlanması lazım. Eğer siz burun tıkanıklığı şikayetiyle geliyorsanız, içeride eğrilik yapan bir problem varsa, bunu düzeltmekte fayda var. Ama içeride eğrilik var diye siz illaki burun ameliyatı olmanız gerekmiyor. O yüzden sizin istekleriniz ve bizim karşılayabilecek şeyleri yapıp yapmayacağımıza karar vermemiz önemli. Bu birincisi. Baş ağrısı artı burun tıkanıklığıyla ilgili şikayetimiz var. Bunun sebebi nedir? Ameliyat olduktan sonra burun tıkanıklığım geçer mi diye gelenlere ben şunu söylüyorum. Sizin içeride eğriliğiniz var. Baş ağrısı bundan kaynaklanıyor olabilir. Ama benim sizinle yapacağım bu sözleşmede ki hastalarla hekimler bir sözleşme yaparlar. Aslında yazılı da olmasa onan formuyla bu sözleşme düzeyindedir. Bu da ayrı bir konu aslında. Hastaya söylediğim şu. Ben sizin ameliyatınızda burun eğriliğinizi, tıkanıklığı gidereceğime dair bunu düzeltmek için elimden gelen en iyisini yapacağıma dair söz veriyorum. Ama baş ağrınız geçebilir fakat geçmeye de bilir. Çünkü illaki bu eğrilikten kaynaklanıyor olmayabilir. Sizin az evvel değindiğiniz migreniniz olabilir, gerilim tipi baş ağrınız olabilir, küme tipi baş ağrınız olabilir. Bu nörolojinin ilgilendiği, kulak burun boğazın bazı hastalarından dolayı bu konudan müdahale edebildiği durumlar. Hı-hı. Ya da kronik sinüzitiniz olabilir. Bunu düzeltme ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz. Bunların hepsi uygun planlama, uygun hikaye alma ile beraber sonuçlanıp filmlerle desteklenip ortaya konacak bir şey. Ama bana hocam en çok hangi hastanız baş ağrısı şikayetinden kurtuluyor derseniz hı hı. İçeride eğrilik olup havalanmayı bozacak bir problem olan ve bu sinüslerde sinüzit şikayeti sık olan hastalarda bu eğriliği düzelttikten sonra baş ağrısı şikayetlerinin geçtiğini net olarak görüyorum. Çünkü içeride havalanma problemi şu demek. Bir oda var, penceresi kapalı ve içeride yemek pişiriliyor. Sürekli bir nemlenme durumu söz konusu ama o havalandıramıyorsunuz. Tepede bir vasistas var, alttan da hava girmesi lazım, bir hava akımı olması lazım. Siz bunu sağladığınız zaman zaten otomatikman bu problemleri gidermiş oluyorsunuz. Çünkü o içerideki duvarda nem olarak tarif ettiğim şeyler hastaya inflamasyon olarak yanıt veriyor. Yani iltihap var hissi yaratıyor, bu da o siniri uyarıyor. Sorunuzun başındaki migrene gelirsek bu apayrı bir şey. Migren sinirlerde sanki böyle bir fırtına kopması gibi, yıldırım çakması gibi gereksiz bir uyarıya sebebiyet veriyor. Bunu tetikleyen şeyler olabilir, koku olabilir, başka nedenler olabilir ama bu migreni ameliyatla düzeltirim dediğin şey sinüs ameliyatları ile ilgili değil. Hmm. Bu sinirlerin bizim kafamızdan birçok sinir çıkıyor. Bunların bazısı hareketi sağlayan sinirler, bazısı duyuyu kontrol eden sinirler. Bu duyuyu kontrol eden sinirlerin çıktığı deliklerde daralmalarından kaynaklanan bir yanlış uyarı olabiliyor. Bu da migren cerrahisi olarak geçiyor. Onları rahatlatmakla çözüm bulunabilir. Hı-hı. Peki bana siz migren cerrahisi yaptığınızda fayda görüp görmeyeceğini nasıl anlıyorsunuz? Bu da toksin uygulamalarını gündeme getiriyor. Migreni olan kişiye siz eğer toksin uygularsanız ki bu toksin daha çok belli bir ürünle anılır ama aslında bu botulinum toksinidir. O yüzden toksin olarak nitelendiriyorum bunu. Bunu yaptığınız zaman şikayetleri geçebilir hastanın. Yani ne yapıyorsunuz orada tam? Normalde kozmetik amaçlı botulinum toksin uyguladığımızda... Botoks mu demek? O bir marka. O yüzden ben botulinum toksini olarak adlandırıyorum. Vallahi kaşları, biz onu böyle bayağı... İşte mesela mendil için kullanırlar, ayakkabı için kullanırlar evet, ya hani evet, belli evet, şeyleri. Evet. O yüzden diğer firmalara da haksızlık etmemek adına çünkü 3 tane dünyada bu tür ilaçları çıkartan firma var. Türkiye'de 2 firma bununla ilgili çalışıyor. Biz kozmetik amaçlı yapılan botulinum toksin uygulamasına ek olarak hı hı. Saç dibinde, çiğneme kası üstünde, ensede, omuzda belli yerlere normalde 100 ünite yapılırken kozmetik amaçlı 50 ünite yapılırken yani 3'te 1 doz uygulanırken 150 üniteyle daha geniş bir alana toksin uygulaması yapıyoruz. Ve benim çok dramatik bir hastam vardı. 30 günün, 21 günün, 25 günü migren şikayeti yaşıyordu. Ay, çok fena. Ve biz bu hastamızı o yüzden normal şekilde biz toksin uygulaması denedik. Çok rahatladı ama aradı eşi de pediatrist bir arkadaşım. Hayır, çenesi çıkıyor ama çok rahatladı diyor. Çünkü çok fazla toksin uyguladığımızda ama şikayetleri geçti. Hmm.
Yani bir sıkıntı olmasına rağmen migren o kadar büyük bir problem ki. Kesinlikle. Yeni bir soruna sebebiyet vermemize rağmen bunu görmezden geliyor ve mutluluğunu dile getiriyor. Şimdi siz o taklidi yaptınız ya, bir de bazısı da yüzü böyle daha ince gözüksün diye biliyorsunuzdur. Hani şuralara yaptırıyor. Evet. Onu tavsiye ediyor musunuz? Şöyle, benim size verdiğim mesaj bir erkek olduğuma dair. Yani tipimin dışında çenelerimin yan tarafın geniş olması, hı hı, yüzümün kare şeklinde olması, omuzlarımın duruşu, geniş oluşu. Yani ben bir cinsiyetimle ilgili bir mesaj veriyorum. Eğer bir kadın tamam genç gözüküyor olabilir, ters üçgen ama maskülen bir yüz ifadesi varsa, çenesi çok önde duruyorsa, burası çok baskın gözüküyorsa, bunun kalp şeklinde gözükmesi için buraları biraz botoksla, bu kasın etkinliğini toksinle burayı azaltmak isteyebilir. Bu durumlarda onaylıyoruz. Bu birincisi. İkincisi, gece yatarken çok diş gıcırdatıyorum. İnanılmaz dişlerim aşınıyor. Diş hekimi arkadaşlar bize yönlendiriyorlar bu hastaları. Hı hı. O zaman bu diş gıcırdatmayı azaltmak için çiğneme kaslarından, birinci grup burada, ikinci grup burada, en güçlü olanlarını birazcık zayıflatmamızın faydası olabiliyor. Bu toksinlerle. O zaman öneriyoruz. Ama şöyle mesela şöyle kalanlar var. O niye? Yüzümüzün ön yüz bölgesi mimiklerimizi oluşturan yapı. Hı hı. Yani size bu görüntüleri ön yüzümle oluşturuyorum. Hı hı. Bu yan tarafa yaptığımız zaman mimiğimle ilgili herhangi bir yeri bozmuyorum. En fazla sakız çiğnerken ya da yemek yerken erken yorulma şikayeti yaşayabilirim. Yani buralara yaptığımız toksin uygulamasından mimiksizlik olmaz. Ama alt yüz bölgesinde kırışıklıklar var. Yani burnumdan aşağıda kalan yerlerde kırışıklıklar var. Onları da düzelteceğim. Buraları da düzelteceğim. Mesela siz kaşınızı kaldırıyorsunuz şimdi. Çok muntazam bir şekilde mimiğinizi oluşturuyorsunuz. Ben ne demek istediğinizi, evet devam et, anladım. Hala sendeyim. Aslında bu bir iletişim. Her iletişim böyle elle kolla olmuyor. Kaşlarınızla da siz bana çok güzel mesaj veriyorsunuz. Ki konuyu değiştir diye. İşte ön yüz bölgesine abartı botoks, toksin yapıldığında bu tür mimiksizlikler ortaya çıkabiliyor. Eskiden neydi o, Avrupa yakası mıydı dizede Hümeyra böyle, onu hatırlar mısınız? Yani yaşınız itibariyle hatırlıyor olmaz gerekiyor. Ama Hacettepe'de okudumdur. Şu anda gülüyorum, şu anda ağlıyorum hani botoksan o kadar. Ya bunun mutlaka bir dozajı vardır. Hani hem mimik yapabil, ona tiyatrocu deniyor ya. Hani. Evet, şöyle diyelim ki size botoks yapacağız. Örnekte hata yokmuş. Çok hafif göz kenarlarınıza yapmamızdan kimse rahatsız olmaz. Öyle mi? Ama biz size botoks yaparken kaşlarınızı dondursak, şöyle kalsın, siz hiç etki oluşturmasanız, karşıdaki insana baktığınızda o zaman sizin üstünüzdekiler der ki yani olmadı, bir şey değişti sende, ne yaptın, tepki vermiyorsun şeklinde yorumlayabilir. O yüzden kişiye göre yaklaşım. Toksin uygulamasında da geçerli, cerrahi planlamasında da geçerli, burun estetiği ameliyatında da geçerli. Siz önemlisiniz. Benim ne yapabildiğim değil, ne hizmet sunabildiğim değil. Siz ne istiyorsanız ben onu vermekle yükümlüyüm. Siz çok aç değilsiniz. Benim size o bir önceki yemekte yapıp, programda yapıp da bizim böyle iştahımızı açtığınız yemeği yapmama gerek yok yani. Hı-hı. Belki ufak bir peksimet yetecek size. Ama işte ehil eller, onun yani ayarını çok iyi tutturmak lazım. İşte çok hırslı davranmamak lazım. Yani siz her şeyi yapıyor olabilirsiniz. Ama hasta ne istiyorsa onu karşılamakla yükümlüsünüz. Hı-hı. Zaten o ihtiyacınıza gerek duyan başka insanlar gelecek. Çok fazla hasta var. Herkese yetecek kadar hasta var. Bir hastayı yakıp kül etmenin anlamı yok. Evet. İhtiyaç neyse onu tedavide sunmak lazım. Bir de şey yani sıfır kırışık en güzel demek değil. Değil mi şu hayatta öyle şey? Mesela ben kırışık gözükmek istiyorum. Çünkü siz dediniz ya 41 gözükmüyorsunuz. Ay yalnız bir şey soruyorum. Siz hakikaten çok iyi gözüküyorsunuz. Şuradan çıkarken başıma yıldırım düşecek. Yağmursuz İstanbul'da. Herkes okuyacak. Peki. Şey gelmişti aklıma az önce konuşuyor. Onu unutmayayım. Yaş ilerledikçe mi insanın... Yani çok fazla ben kendi çevremden de duyuyorum. Ay nefes alamıyorum artık diye. Yani biz çocukken, gençken falan çok rahat nefes alıyorduk da sonra yaş ilerledikçe mi? O burunlar neden kapanıyor? Eğer bir travma yoksa, evet. Hasta gençken burnu neyse yaşlanınca da burnu o şekilde oluyor. Yani içeride acaba bir etlenme durumu falan mı oluyor? Biz yaşlandığımız zaman sadece burnumuz birazcık daha aşağıya doğru yer değiştiriyor. Nasıl ki yüzümüz yer değiştiriyor. Yüzümüzde tutan bağlar gevşiyor, aşağıya doğru sarkıyor. Burnucumuz da biraz aşağıya doğru yer değiştiriyor. Burun ameliyatı olan hastalar da buna tam ters bir durum sergiliyor. Çünkü yapılan tekniklerle o burun zamana meydan okuyacak şekilde duruyor. Hmm. Ama bu esnek değil anlamına gelmesin. Bu birincisi. Burun etleriyle ilgili alerjik şikayetler arttıkça burun etleri büyüyüp sıkıntı yaşanabilir. Burun eti olması gereken yapılar, bir de olmaması gereken polip denen yapılar var. Ki o da işte sinüzite sebebiyet veren, alerjik bünyelilerde görülen olaylar. O zaman burun tıkanıklığı şikayetleri ortaya çıkabiliyor. Ama
daha az olmakla birlikte kanserler, yer kaplayan kitleler de burun tıkanıklığına ileri yaşta sebebiyet verebiliyor. Ya da tek taraflı burun akıntısı olan hasta, genelde bunu çocuklarda söylerler. İşte bir çocuğun tek taraflı burnu akıyorsa, çocuğun hep yeşil evet. sarı bir tarafı burnun akıyor. O zaman içeride bir yabancı isim olabilir. Çocuk bir Lego parçasını içeri göndermiş olabilir. Aa. İşte yabancı isim içeri göndermiş olabilir. Bunu çocukken yapmış olabilir. Sizin yaşınızda bir muayenede ya burada sizde burun taşı var denip burun taşı yani taşlaşabilir. Allah taş yapar diyor ya işte o yabancı isim de taş oluyor oraya girip. Enteresan. Siz nelerle karşılaşıyorsunuzdur kim bilir? Tabii yani. Vardı ya videolar böyle böcekler falan çıkıyordu. Böyle çok acayip acayip şeyler. Gireyim mi o konuya yani? Gerçekten güveniyor mi? Musunuz ona? Tamam. Gerçekten evet, mi? Kulaktan, burundan, yabancı cisim olarak böyle bir de canlı canlı. Onları bir güzel itinayla öldürüyorsunuz. Alkolü damlatıyorsunuz ölüyor. Çünkü canlıyken onu çıkartmaya çalıştığınızdan bir de sana kulakları gibi oluyor. Yani, kaçıyor değil mi? Hem kaçıyor hem de kaçtığının her adımını duyduğunuzu düşünün. Kulağınızın içerisinde bir şey hışır hışır alamıyorsunuz da rahatsızlık veren bir şey. Ama peki, hiç girmeyeyim bence nasıl, bu konuya. Peki yani. Nasıl öyle? Yani nasıl fark etmeden uyurken mi kaçıyor hayvan oraya? Benim hastalarımla ilgili yorum yapabilirim. Tarlada çalışırken işte kulağına girmiş, gece uyurken kulağına girmiş, kulağına kene girmiş, buruna girmiş ya da bir ameliyat olmuş, evine göndermişiz. Sonra üstüne sinek yumurtlamış. Sonra onlar larvalar çıkmış böyle. Yani girmeyeyim dediğim konuya bunlar da TRT buna hazır olmayabilir. Yo 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 şey biz daha yani ne olur canım haberlerde falan da çokça insana dair bir şey bu ki ne var yani. Hayat. Peki şimdi sevgili seyircilerimizden gelen sorulardan. Şimdi diyor ki bunlar tabii güldük eğlendik de insanların da sıkıntıları var. Mesela diyor ki kızımın çenesi çok ağrıyor elma dahi yese yemesi yasak nasıl tedavi ettirebiliriz acaba nasıl bir çene sıkıntısı bu. Bu kadar yazmış çünkü çocuğuyla ilgili. Şöyle muhtemelen o toksin uygulamasının çeneye yapılan kısmı ile ilgili bir sorun var. Kızı dişleri öğütülmüş olabilir. Bir diş hekimine gittiğinde ya da kendisi baktığında dişlerinin mine kısmı birbirine gece sürtünmekten aşınmış olabilir. Hı hı. Kızının yanında gece gittiği zaman o diş gıcırdatmasını duyuyor olabilir. Bu aslında uyuyanın yanında olan kişi için çok sinir bozucu bir ses. Hı hı. Sabah uyandığında çenesi ağrıyorsa yani bir kişi sabah uyandığında benim çenem ağrıyor diyorsa, buram ağrıyor diyorsa mutlaka gece dişini gıcırdatıyordur. Hı hı. Bir kusur vardır. Eğer kapanmayla ilgili problem yoksa, bir de şöyle problemler var. Biz yaratılıştan mükemmel olsun diye planlanarak yaratılıyoruz. Milyonlarca sperm içerisinden birinci olup dünyaya geliyoruz ama her zaman mükemmel olmuyor. Hı hı. Bazılarının çenesi diğerlerine göre daha önde, daha geride olabiliyor. Bunlarla ilgili kapanma kusurlarını düzeltmek için de kişi çenesini öne arkaya almaya çalışıyor olabilir. O da işte eklemdeki yükü arttırıyor. Çünkü bizim çene eklemimiz bir boşluk içerisinde bir boş şöyle bir duruş şeklinde olur. Biz ısırırken bu öne doğru gelir kayma hareketi. Bu sürekli bir şekilde zorlandığında o eklem kapsülünü aşındırır ve o da ağrı olarak yansıyor olabilir. Yani şimdi normalde ağrımaması gerekiyor. Direkt doktor. Tabii ki. Hemen. Tabii ki. Çenemin sol tarafı şiş duruyor, kas yapısından diyorlar ama beni rahatsız ediyor. Esnerken falan sızlıyor, kulaklarıma vuruyor. Ağrı durumum oluyor demek istedi herhalde. Bir tedavisi var mı acaba? Doktorumuz ne der demiş. Yine bu hastayı muayene etmek gerekiyor. Yüz asimetrisiyle birlikte iskelet yapısında da asimetri olabiliyor. Yüz asimetrisi de oldukça sık görülen bir şey. Bununla ilgili benzer bir sıkıntısı olabilir hastamızın. Tek tarafı daha şiş duruyor. Asimetrik gelişim söz konusu olabilir. Yani iki yüz yarası arasında fark olabilir. Bahsettiği de ona giriyor muhtemelen. Şimdi diyor ki benim tükürük bezimde şişlik var. 3 senedir takip altındayım. Büyümeye de başlamış ameliyat diyorlar. Ama korkuyorum çok riskli mi acaba? Doktor Bey'e sorar mısınız? Tükürük bezleri. Ben hemen böyle konuya giriyorum. Tükürük bezleri, hocam anlatayım. Tükürük bezleri çene altında yer alan tükürük bezleri ve kulak önünde yer alan tükürük bezleri olarak iki farklı ana gruptan ve bütün ağzın içerisini döşeyen küçük küçük minör tükürük bezlerinden oluşuyor. En çok alttaki tükürük bezinde taş oluyor. Muhtemelen onun şikayeti de budur. Çünkü yer çekimiyle beraber salgı dışarı atılmaya çalışırken bu biriken mineral taşları kanalı tıkıyor. Yemek sonrasında tipik olarak burada ya da burada ya da ikisinde birden şişlik olabiliyor. Günümüzde ülkemizde de çok başarılı olarak uygulanabilen endoskopik olarak kanalın içerisinden girip o taşları kırıp çıkarma işlemi var. Buna ulaşamayan insanlar da buradan dışarıdan ya da ağız içerisinden ameliyatla
o tükürük bezini çıkarttırabiliyor. Yani ya taşın kendisini çıkartmak gerekiyor, aynen böbrek taşını çıkartır gibi. Zaten benzer prensiple işliyor. Ya da bezin kendisini çıkartmak gerekiyor. Ama bunu böbrekle karşılaştırdık ya, bir kişide taş var diye böbreği almak en son tercih. Tabii. Artık fonksiyonları yok o böbreğin. O zaman yapalım denebilir. Ki çok fazla taş olduğu durumda söz konusu. O becerilebiliyorsa... O zaman iyi bir doktor da. İşte o da minimal invazif kavramını gündeme getiriyor. Yani en az zararı verip en çok kazancı sağlayabileceğiniz tekniği gerektiriyor. Olur. Evet. Yani ameliyat olmalısın diyorların karşılığı... O zaman hakikaten doktorunuza güveniyorsanız bu yapılabilen ameliyatlar. Yani araştırmak lazım. Tabii. Bize gelen hastalar o kadar çok araştırmış oluyor ki, hocam ben sizi ondan dedim diyorlar, Instagram'dan hastaları buluyorlar. Tabii. Onlara yazıyorlar, hastalar cevap yazıyor. Yani bir word of mouth dönüyor böyle ağızdan ağza. Ondan sonra gidip onu sizin çalıştığınız kurum şemsiyesiyle ve sizin konuşmalarınızla örtüştürüyor. Eskisi gibi değil yani, şurada şu profesör hoca varmış, işte biz ona ulaşamıyoruz değil. Artık bir de sağlık meselesi yani, şey böyle pideci sorar gibi değil yani, değil mi? Nerede yiyeceğiz? Hem değil, hem öyle aslında. Neden? Yani siz bir işlem yaptırdığınızda bir arkadaşınızın tecrübesinden faydalanıyorsunuz. İşte Ayşe sizin arkadaşınız, Ayşe burnunu Hakan'a yaptırdı. Ama işte sağlık o kadar böyle detayı olan bir i̇şte mevzu baştan ki. İşte ateşi yakan şeylerden başında o geliyor. İsteseniz de istemeseniz de o ağızdan ağza kısmı, bunun biz yeni yayınını yaptık. Yani hastalar sosyal medyadan faydalanıyorlar, internetten faydalanıyorlar ve başka hastanın tecrübesinden faydalanıyor. Yani attan düşmeyi en iyi attan düşen bilir şeklinde. Doğru. Şimdi diyor ki, kızım 15 yaşında, burnu problemli. Yani hem sola doğru yamuk hem kemikli ve bunu inanılmaz problem ediyor. Yani psikolojik olarak da etkileniyormuş. Kaç yaşında müdahale edilmesi uygundur hocam gibi bir sorusu var. Bize bazen hastalar 16 yaşında, 17 yaşında kızlarıyla geliyor ya da erkek çocuklarıyla geliyor. Biz legal olarak 18 yaşında altındaki herkesin velisinden onay alarak bunu yapabiliriz. Peki bu kanser değilse, zorunlu bir şey değilse yapmalı mıyız? Benim kendi yöntemim şu, o kişi 17 yaşında da olsa, 40 yaşında da olsa bu ameliyata uygun mu? Onu değerlendirmek. Yani 40 yaşında birisi kocasından ayrılmış, hayatında yeni bir şeye başlamak için bir yas yaşarken, bu birisinin ölmesinden değil de bir duygusal bir düşkün durumdayken gelip şunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da yapayım, yeni bir start vereceğim dediğinde ameliyat için iyi bir uygun durumda değildir. O yüzden bunu değerlendirmek gerekiyor. 17 yaşında olması, ailesi izin veriyorsa uygun olabilir. 15. Ama ya da 15. Ameliyat sonrası dönemde ki gereksinimleri yerine getirmesi lazım. Bu bir. Çünkü ameliyat sonrasında posttraumatik stres bozukluğu denen bu çocuklar travma yaşamış oluyorlar. Ameliyat bir travma ve ameliyat sonrası gereksinimlerini yerine getirmiyor, uymuyor yani. Burnunu yıkaman lazım, şunu yapmamız lazım, bunu yapman lazım. Kız böyle far görmüş tavşan gibi kalıyor yani, hiç bir şey yaptırmıyor. Bu uygun değil. Bu birincisi. İkincisi de kemik gelişimi önemli. Hemen cümleyi toplayacağım. Adet gördükten 2 yıl sonra... bu kişiler ameliyat olabilir. Kemik gelişimi açısından. Kızlar adet gördükten 2 yıl sonra daha fazla artık uzamıyorlar. Yüzleri değişmiyor. Öyle bir formalize edebiliriz. Evet, 2 sene orada kritik şey. Ama benim için önemli olan hastanın durumu. 15 olabilir ama 18'den daha olgun bir kız olabilir. Ya da adam olabilir. Yani tabii o psikolojisine, yani derdine de derman olmayabilir bu durum diyorsunuz. Daha büyük problemlere yol açabilir. Daha büyük problemlere yol açabilir. Şöyle diyor, çene ağrıları için hangi doktora gidilir? Çene ağrıları ile ilgili kulak burun boğaz uzmanına gidebilirsiniz. Ağız yüz çene cerrahına gidebilirsiniz. Onlar diş hekimleridir. Eklemle ilgilenen plastik cerrahı gidebilirsiniz. Çene ile ilgilenen plastik cerrahı gidebilirsiniz. Başka konuyla ilgilenen hekim ben düşünemedim şimdi. Hı hı. Ama bu üçüne gidilebilir. Şakak çökmesi durumum var diyor. Nedir o? Bir kil modelimiz vardı. O kil modelinde de onu gösteriyoruz aslında. Şakak çökmesiyle ilgili biz yaşlandıkça yüzümüz yağ dokusunda hacim kaybediyor. Bizim şakak bölgemizde de bu çiğneme kasımızın yukarıdaki olanın kayabilmesi için alttan ve üstten 2 yağ dokusuyla destekleniyor yağ yastıkçığı. Arada da kas olduğunu düşünün. Yani bunlar kaygan zeminler. Geldi. Arada da kas var. Bu modelde de genç bir bireyin yıllar içerisinde nasıl hacim değişikliğini gösteriyoruz. İşte şakak bölgesinde de 50'li yaşlara gelirken çöküklükler oluşacak. Bu şakaktaki alın çizgisi daha belirginleşecek. Bu mimik kaslarının yapışma yerleri daha bariz hale gelecek. Oraya dolgu uygulaması yapılabilir şakak bölgesinde. Bu
hyaluronik asit bazlı eriyen dolgular olabilir ya da kendi yağ dokusu olabilir. Bu kırışıklıkların oluşması, daha böyle bir vampir görüntüsü oluyor böyle mimik kasların oluştuğu yerler. Onlar kemiği çeke çeke kemikte bir kabalıklılık yapıyor. Anlatabildim mi? Mimik kasları. O yüzden böyle kaslarını kullanmasa dahi orada bir kalınlık oluşuyor. Çünkü bunlar kemikten dolayı oluşuyor. Ve burun kenarında, ağız kenarında, çenede aşağıya doğru bir yer değişimi oluyor. Genç hali buyken en sonunda yaşlanmış halinin görüntüsü ortaya çıkıyor. Sorunuzun cevabı kalıcı ya da geçici yağ dokusu ya da hyaluronik asit dolgusu yapılabilir. Size Hollanda'dan selam var. Geçen sene Mayıs'ta ameliyat olmuşlar da şükür çok başarılı. Tevfik Bey çok samimidir, işin ehlidir kendisine bu vesileyle. Buradan selam gönderelim demişler. Peki, sevinmişler sizi görünce. Diş tedavisi sonrası yüzümün bir tarafı çöktü. Demiş. Konya'dan gelen bir soru. Evet. Normal midir böyle bir şey demiş. Şöyle, dişler bizim dudaklarımızın öne doğru çıkık olmasını sağlayan yapılar. Hı-hı. Yani kemik dokusu. Özellikle dişleri olmayan yaşlıları düşünün. Dudaklar içeri doğru kaçar. O protezini çıkardığında bir anda sizin üniversite hocanız şey olabilir yani. O hoca ne olmuş böyle deyip şaşırabilirsiniz. Muhtemelen o hastada da destek kaybı söz konusu. Dudak bölgesinde ona bağlı bir kayıp söz konusu. Hı hı. Ne demiş bakayım? Şimdi migren için o yaptıranlardan tutun da. Nasıl diyor, ilgi var mı? Var var, çok ilgi var. Özellikle estetik konusunda çok var da. Şey diyorlar, buruna yapılan dolguyu soranlar var. Hocamız ne derler diyorlar. Kaldırır mı burnu gerçekten? Bir de emziren anneler için bu uygulamanın uygun olup olmadığını size danışıyorlar. Yüzün neresine yapılırsa yapılsın. Hı hı. Dikkat edilmesi gereken 3 basamak var. Bir, iyi anatomi bilgisi. Bu ister burun olsun, ister kaş olsun, ister göz içi olsun, ister göz altı olsun. İster gelen sorulara göre söylüyorum, şakak bölgesi olsun. Mutlaka doğru yerde doğru katmana yapmak lazım. Hı hı. Burada detaylarına giremeyiz ama uygun anatomi bilgisi, uygun teknik. Bazen kanül kullanmak lazım. Bazen iğne kullanmak lazım. Ben dudakta mesela iğne kullanıyorum dudak dolgusu yaparken. Ama kanül benim tam istediğim konumda, istediğim yere ürünü bırakmamı engelliyor. Ve son olarak da yani anatomi, teknik ve ürün. Uygun ürünü kullanmanız gerekiyor. Gebe konusu, pardon, gebelikte zaten düşünmüyoruz ama emzirenlerde kendi kar zarar durumuna göre karar vermesi lazım. Yani emzirirken o dolgu çocuğa geçmez. Çünkü dolgu lokal olarak bir yerde kalıyor ve bunlar hayvan bazlı üretilmeyen, vücutta olan malzemelerin kopyalanmış hali, o hyaluronik asiti. Ben olsam yaptırmazdım. Ama kendi vereceği bir durum. Diyor ki, benim çenem yemek yerken veya esnerken kıtlıyor. Evet. Ama herhalde ağrısı yok ki onu yazmamış. Bu nedendir? Bir problem mi acaba diyor. Siz yürürken ayağınızın kütlediğini düşünün. Kalça ekleminizin, dizinizin. Çenede bir eklem. Bu gösterdiğim yapı ileri geri giderken oradaki glenoid fossadaki kıkırdağın üstünden kaymasıyla kaynaklanan bir ses bu. Hı hı. Eğer her hareketinde kütlama varsa bu bir osteoartrite doğru gidecektir. Yani o aşınacaktır, kıkırdak gidecektir, kemik artık dışarı çıkacaktır. Bu sefer ağrı söz konusu olacaktır. Bunun basitten hyaluronik asit enjeksiyonu komplekse çok ileride çene eklem protezine kadar giden detaylı yöntemleri var. Ama ben mecbur hizmetimi Antep'te yaptım. Antep'ten izleyen hastalarımıza da buradan selam olsun. Çünkü çoğu kişi beni Antepli sanıyor bu sebepten dolayı. Neredesiniz? Ben Antalyalıyım. Annem Milaslı, babam Antalyalı. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Antep'te fıstık kırmak diye bir meslek var. Fıstık, açılmamış fıstıkları ağızlarıyla kırıyorlar, şaka gibi. Eyvah. Ya bu insanlar bize bir geliyor, yani 20 yaşında kız eklemlere gitmiş. Yani dişini kötü kullandığın zaman sadece dişini kaybetmiyorsun. Çünkü diş kemiğe iletiyor, kemik ekleme iletiyor. Yani her şey etki tepki şeklinde yukarıdaki sisteme ilerliyor. Ve osteoartrit bu da, eklemdeki aşınma. O kişinin problemi de muhtemelen ileride ona varabilir. Evet. O zaman yine doktora görünecek. İlle bir duyulması isteniyor çünkü ekran. Yani bu bir problemi, doktora gideyim, eve gitmeniz gerekiyor. Tevfik Sözen, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Hacettepe Üniversitesi'nde kendisi. Kulak burun boğaz hastalıkları baş ve boyun cerrahisi uzmanı. Çok soru geldi, onu söyleyeyim. Ancak bir kısmını konuşabildik. Başlıklarımız da çok. İnşallah yine görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler ben de, yer verdiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, şimdi biz reklamlara gidiyoruz. İyi fikir.
Ve bugün de iyi fikri tamamlıyoruz. Kamuran Akkor'la sizlere veda edeceğiz. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. Kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göç...